Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Sağ alt köşede yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümde hanımlar siyah yazmam var. Siyah yazmamın markası Cenk'tir. Sade yazmalarda özellikle Cenk ve Reyyan yazma kullanıyorum modelimiz için Hanımlar böyle pula ihtiyacımız var Bu pula Alman pulu deniyor Bunun Hanımlar böyle karışık olanı da var Sade renkleri sade renk olarak da satılıyor Bunlar plastik pullardır Ütülenirken mutlaka ütü bezi kullanılması gereken pullardır Ütüyü ılık ayarda tutarsanız ve ütü bezi kullanırsanız hiçbir şekilde zarar görmez tığım 22.05'tir. Her zaman 22.05 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Ve kullandığım ipim de hanımlar leylak marka. Siz istediğiniz markanın siyah ipini kullanabilirsiniz. Şöyle hanımlar model çıkaracağım ben. Bana yetecek kadar pulu ipime dizdim. Şöyle uzaktan görünüyor ama sizlere yakından göstereyim. Şöyle pullarımı da Pulları şöyle ipime dizdim. Bu pulları hanımlar oya işlemeden önce ipe dizmek gerekiyor. Bu modelinde hanımlar böyle en büyük zahmetlerinden bir tanesi de pulları ipe dizmesi ama gerçekten de zahmetine değiyor. Zahmetine değiyor derken de modeli göstermek istiyorum. Evet hanımlar harika bir pul oyası. iki sırada ilerliyor. Pulları böyle hanımlar gelişi güzel. Renklerine bakmadan şöyle ipe diziyoruz. Bu pulun ahını şöyle hanımlar düzü ve tersi var. Ama yani o kadar çok pul takılıyor ki o yüzden düzüne ve tersine dikkat etmeden rastgele ben de dizdim. Ee, bu şekilde. Ee, çok hoşuma giden bir modeldi. Yapımını da sizlerle paylaşmak istedim. Modelimizi hanımlar şöyle tığ battıdan bahsedeyim. Tığ battığı hanımlar Özellikle belirtiyorum hanımlar bu model için mutlaka 3 zincirle tığlamanız gerekiyor. Yani 3 zincirli hanımlar çok seyrek de olmayacak. Şöyle düz tarafını tutayım daha iyi olacak. Şöyle 3 e, zincirli hanımlar çok seyrek de olmayacak, çok sık da yapmayacaksınız tığ battıları. Ama mutlaka ve mutlaka tığ battılarınız 3 zincirle olmalı. Oyamızın şöyle bir püf noktası var hanımlar. Oyamızı işlerken Şöyle tersinden işliyoruz. Yazmamızın burası hanımlar bakın tersi. Şurası düzü. Tığ battıdan şöyle göstermeye çalışacağım net bir şekilde. Burası düzü, burası tersi. işlerken iki sıramızı da yazmamızın tersinden işliyoruz. Hemen hazırlığımı yapıyorum ve geliyorum müsaadenizle. Başlangıç kısmından göstermek istiyorum. Şöyle doladım ve bir zincir çekerek ipimi tığımda sabitliyorum. İpimi bir kere doladım tığıma. ve bakın hanımlar burası yazmamın tersi. Herhangi bir tığ battıdan giriş yapıyorum. Şöyle herhangi bir tığ battıdan giriş yaptım. Şu ipim dolandı düzelteyim. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak hanım olacak şekilde hanımlar şöyle bir dolguyla başlıyoruz. Bir tane dolgu yapıyoruz. Daha sonra pulumu alıyorum. Pulumu bir zincirle sabitledim. iki zincir çekiyorum. Tekrar tığıma bir kere doladım ipimi. Hemen sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu yapıyorum. Oyamızın başlangıç kısmı hanımlar bu şekilde. Bunu söküyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Yazmam siyah ama elimden geldiğince böyle net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Dolguda kalmıştık zaten. Dolgumu yaptım. Bir tane şöyle pulumdan alıyorum. Pulumu bir zincirle sabitledim. Bir ve iki zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir kere doladım. Hemen sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum. Önce bir, önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu üç kere de tamamladım bir tane pulumdan alıyorum pulumu bir zincirle sabitledim iki zincir çektim tığıma ipimi bir kere doladım hemen sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu tamamladım pulumu aldım pulumu bir zincirle sabitliyorum iki zincir çektim ipimi tığıma bir kere doladım ve hemen sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu 3 kere de tamamlıyorum. Bir tane pulumdan aldım. Pulumu zincirimle sabitledim. 2 zincir çekiyorum. İpimi bir kere doladım tığıma ve sıradaki tığ battıdan giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu yaptım. Bir tane pulumdan alıyorum. Bir zincirle sabitledim. 2 zincir çektim. İpimi tığıma bir kere doladım ve sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra sonraki ve sonraki olacak şekilde dolgumu yaptım bakın Hanımlar burası yazmamızın ve tersi zaten bakın tersinden ilerliyoruz dolgularımız görünüyor pullarımız görünmüyor pulumu aldım bir zincirle sabitledim iki zincir çektim ipimi tığıma bir kere doluyorum ve sıradaki Tığ battıdan giriş yaptım. Önce bir sonraki ve sonraki olacak şekilde dolgumu tamamladım. Şöyle hanımlar hemen düzünü sizlere göstermek istiyorum. Bakın tersinden işledik. Dolgularımız tersinde düzünde hanımlar. Bakın böyle pullar ardın sıra diziliyor. Gayet güzel görünüyor. Ve e, inanın ütüsüz bile harika duran bir model. Burası hanımlar bizim birinci sıramız. Sadece köşe kısmına geldiğiniz zaman diyelim ki şurası bizim köşemizdir hanımlar buraya bir tane dolgumu yaptım pulumu takıyorum daha sonra pulumu taktıktan sonra sabitledikten sonra iki zincir çekip hanımlar tekrar aynı tığ battıya batıyoruz sanımlar yani köşede bir tığ battıya iki tane dolgu işleyip iki tane pul takıyoruz köşede bu işlemi yaparsanız hanımlar köşede kıvrılma olacaktır gerilme olmadan köşenizde dönebileceksiniz. Birinci sırada bu işlemi yapıyoruz. İkinci sırada aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle ben hazırlığımı yapayım. ikinci sıra için geleyim müsaadenizle. Şöyle ikinci sıranın başlangıç kısmında da göstermek istiyorum. Özellikle buradaki iplerimi yakmadım. Bakın uçları görünüyor zaten. Şu arada yaptığımız iki zincirli bağlantıya hanımlar ipimizi sabitliyoruz. İki pulun arasındaki iki zincirli bağlantıya ipimizi Şöyle hanımlar tekrar aynen dolgu yapar gibi hanımlar. Bakın burada dolgu ilk başta başladığımızda yaptığımız dolgu gibi iki zincirli bağlantıya dolgumuzu yapıyoruz. Daha sonrasında tekrar aynı şekilde hanımlar hiçbir farklılık yok. Pulumu aldım. Şöyle bir zincirle sabitledim. İki zincirimi çektim. Tığıma bir kere doladım ve iki pulun arasındaki iki zincirli bağlantıdan giriş yapıyorum. Önce bir Sonra 2 ve sonraki olacak şekilde 3 kere de dolgumu kapatıyorum. Pulumu aldım. Bir zincirle sabitliyorum. 2 zincirimi çektim. Tığıma bir kere doladım ipimi ve sıradaki 2 zincirli bağlantıdan giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu yaptım. Pulumu aldım. Bir zincirle sabitledim. 2 zincirimi çektim. Tığıma bir kere doladım ipimi ve sıradaki 2 zincirli bağlantıdan giriş yapıyorum. Önce bir, sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dolgumu tamamladım. Pulumu aldım. Sabitledim. 2 zincir ve tekrar bir kere doluyorum ipimi tığıma. 2 zincirli bağlantıdan giriş yaptım. Önce bir, sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dolgumu yapıyorum. pulumu zincirle sabitledim 2 zincir çektim tığımı bir kere doladım ve sıradaki bağlantıya girdim önce bir sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu tamamladım pulumu alıyorum bir zincirle sabitledim iki zincir tığıma bir kere doladım ve sıradaki iki zincirli bağlantıya girdim önce bir sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu yapıyorum son pulumu da yapayım zincirle sabitliyorum eliniz çok gevşekse hanımlar bu iki zincir yerine bir zincir de çekebilirsiniz ve sıradaki bağlantıya giriyorum önce bir sonraki ve sonraki olacak şekilde dolgumu tamamlıyorum bakın hanımlar tersinden işledik ve şimdi size düzünü gösteriyorum burası hanımlar şöyle ipimi çözdüm elimden bakın pullar ne kadar güzel ardın sıra düşüyor hanımlar İnanın gerçekten harika bir model. Ütüsüz bile çok şahane. Ama mutlaka ütüsüne çok dikkat edin. Kalınca bir ütü bezi kullanın. Ütüyü mutlaka orta ısıda tutun. Ve sadece şöyle hanımlar bir kere ve hanımlar pulların üstünden değil tersinden ütüleyeceksiniz. Bu kısmından ve sadece bir kere geçin. Ve hanımlar bu modeli yaparken de mutlaka tığ battılarınızı yaptıktan sonra çok özenerek yazmanızı ütüleyin. Tığ battısı bittikten sonra ütülendiğinde hanımlar bu modelin ütüsü ekstra kolay oluyor. Zaten çok üst ütü isteyen bir model değil. Ama gerçekten de çok şık, çok göz dolduran bir model. Benim de çok hoşuma giden bir modeldi. Balık sırtını andırıyor. O yüzden bu modelimi de balık sırtı olarak adlandırmak istiyorum. Bu şekilde isim vermek istiyorum. Dilerseniz hanımlar bu pulların tek başına mesela gold rengi de satılıyor. Tek başına mavi rengi de satılıyor. Altı diyelim ki gümüş üstüne mavi pul olarak da işleyebilirsiniz. Ya da sade olacak şekilde iki renkli de yapabilirsiniz. Diyelim ki yazmanız pudradır. Altını gümüş, üstünü pudra yaparsınız. Bu şekilde de çok yakışan bir modeldir. Elimden geldiğince ayrıntılarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Bir kusurum olduysa affola. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli. Desteğinizi bekliyor olacağım. Oyalarımın yakın görselleri için Ayşe Oyalım Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Ziyaret edebilirsiniz. Orada modellerimin bitmiş hallerini paylaşıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.